İyi misin? İyiyim. Her zaman gibi. Midem üşütmüşüm sadece. Geçmiş olsun o zaman. Ya 3 gün önce peşimden ayrılmayan, jest üstünde jest yapan Burak gitti, yüzüme bile bakmıyor. E sen de bir alemsin Eda. Çocuğun başına o kadar şey geldi, bir de seninle mi uğraşacak? Allah Allah. Selim dönmedi mi? Neredeydi ki? Şu intihar eden kız vardı ya, işte onu ziyarete gitti babasıyla birlikte hastaneye. Ya iyi yapmış. İşte asaletin temel kuralı tevazu göstermektir. Biricik, sanki bu huyu sana hiç bulaşmamış gibi geliyor bana. Merhaba hocam. Hadi. Ben gel bir gel. Sen benimle uğraşacağına şu Serra muhabbetini anlatsana, ne yaptın? Nasıl ne yaptım Serra konuştun? Sabah aranızdan su sızmıyordu. Maşallah muhabbetler, sohbetler, fısır fısır. Ne konuşuyordunuz? Bu Onur Hoca'nın benim yanıma yamadığı bir kız arkadaş var ya, hani ben ders çalıştırayım diye. Ben ondan birazcık rahatsız olduğum için ben de dedim ki bunu Serra ders çalıştırsın dedim. Olay bu. Evet bu. Evet Biricik, bu kadar daha ne olacak ya? Ha? Bak Burak, benden bir şey saklıyorsan... Biricik saçmalama, benim derdim bana yetiyor zaten, ben senden ne saklayacağım? Hadi bak hoca da girdi zaten, derse gitmemiz lazım. Hadi. Fena ezik. Hiç arkadaşı yok herhalde. Sürekli bir selfie halleri. Baksana. Ay yalnız küpesi çok güzelmiş. Çok beğendim. Bu arada bunların yazdıkları geçen ay bir dergide çıktı. Yani yok böyle bir dekorasyon. Ne de olsa babası ülkenin en popüler sanat galerisinin sahibi yani. Ay Eda yeter. Yeter. İyi ki bir şey söyledik. Laf kondurmadan duramıyorsun. Yeter. Ay tatlım benim, sen neden sinirleniyorsun ki? Benim tanıdığım en tarz kız sensin, yerim seni. Tamam. Ayrıca ailesi böyle olsa kaç yazar? Yani kızda iş yok bir kere. Ben ne olduğumu gayet iyi biliyorum. Senin söylemene ihtiyacım yok, okey? Ay Biricik sen zayıflamasan mı artık? Bir sinirlerin gevşedi yani. Git bir B vitamini takviyesi falan yap. Sen benim kilomu dert edeceğini Burak'ı nasıl elinde tutarsın onun için bence. Nereye? Dur. Ne haber Serra? İyi, siz? İyi. Serra? Yok mu şöyle yeni maceralar ya? İzleyelim böyle bakalım. Hı? Böyle heyecanlı, gişe rekoru kıracak bir şeyler ha? Ne gibi? Ne gibi? Barış elçiliği gibi ha? Belki barış elçisi olursun bu gidişle. Mesela? Ama yok. Yok, senden barış elçisi olmaz. Onun için tanınmış biri olmak gerekiyordu. Gerçi sen de bu hırsı olduktan sonra onun da olursun, şaşırmam. Beklerim yani. Merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın, muhabbetinizi böldüm arkadaşlar. Nasılsınız? Sağ olun hocam. Serracığım, müsaitsen seni 2 dakika alabilir miyim? Tabii hocam. İyi günler. İyi günler hocam. Şimdi... Kızlar, ne haber? İyi, sen? İyidir. Dünya ilk adım atamayan aptallarla dolu Burak, biliyor musun? Sen de onlardan birisin. Bil. Ne anlattı şimdi bu? Bilmem. Ben de hiçbir şey anlamadım. Gerçekten hiç şaşırmadım, biliyor Gideyim. Musun? Bay bay. Bay bay. Selam. Selam. Annen de daha gelememiş. Kesin trafiğe takılmıştır. Yollar felaket. Ha yok. O gelmeyecek. Gelmeyecek mi? Hı hı. Gelmeyecek. Biz ikimiz konuşacağız.
İkimiz konuşacağız. Evet. Neden? Olamaz mı? Olur tabii de. Sen telefonda annem de gelecek dedin diye sordum. Yok. Bilecek. Her şey yolunda mı? Bir tuhaflık var gibi sanki sende. Yok. Gayet iyiyim. Keyfim gayet yerinde. İyi o zaman. Bütün hafta peşimden koştun konuşalım diye. Anlat, dinliyorum derdini. Benimle ilgili ileri geri konuşmayı çok seviyorsun ya. Ben de dedim ki bir karşı karşıya gelelim. Ne diyecekse yüzüme söylesin dedim. Yüz yüze gelelim, karşı karşıya gelelim. Ne bu tripler? Sana neler oluyor Biricik? Anneme Selim Biricik'i oyalıyor falan demişsin ya. Aa canım benim. Şimdi anlaşıldı senin derdin. Selim. Yok Asena, hayır. Benim derdim falan yok. Benim sadece bir ricam var senden. O da şu. Arkamdan konuşma. Yüzüme konuş. Ne söyleyeceksen bana söyle. Anladın? Bak sen. Karşıma geçmiş, bana nasıl konuşacağımı öğretiyor dünkü çocuk. Dünkü çocuk. Yalnız bunun pek çocuklukla alakası yok Asena, ha? Oh, really? Oh, really? Bravo. Gerçekten bildiğin 2-3 tane İngilizce kelimeyi ne kadar da güzel kullanıyorsun. Tebrik ederim. Şimdi yes falan da dersin, ha? Şansını fazla zorlama istersen küçük kız. Selim'le ilişkimi sorgulamak sana mı kaldı Asena? Seni ilgilendirmeyen, haddin olmayan konularda yorum yapma. Bulaşma. Buralarda daha çok yenisin Asena. Bu hareketlerin avamlığını tamamen ona veriyorum. Tamamen. Benimle böyle konuşamazsın. Haddini bil. Ayrıca senin bu gerçek yüzünü görmem de çok iyi oldu. O müthiş eğitimli sosyetik İhsan amcasının prensesi ne kadar iğrenç bir cadıya dönüşebiliyormuş. Çok ilginç gerçekten, çok. Bence sen beni gayet iyi anladın Asena. Eğer birileriyle uğraşmak istiyorsan bence git yaşıtlarına bulaş. Onlara sataş. Bana değil. Okey? Minik kuzu. Nasıl da aşk acısı çekiyor. Öyle değil mi? Bak, normalde seninle muhatap olmazdım. Ama bu gerçekleri yaşıtlarından öğrenmem mümkün değil. Bilmezler çünkü. Selim'in peşinde koşuyorsun. Ona bir sümük gibi yapışmışsın. Sana paspas muamelesi yapıyor. Bu böyle de devam edecek. Çünkü bizim çocuk seni oyalıyor. Seni istemiyor. Seni isteseydi aksiyon olurdu. Ama bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Çok mu kızgınsın küçük kız? İstersen kendini denize at. Anca soğursun. İyi gelir. Senin bir açını yakalayacağım nasıl olsa Asena. Yakalayacağım. Yanlış kişiye bulaştın çok. Seni herkese rezil edeceğim. O zaman bakalım bu havandan eser kalacak mı? Göreceğiz. Göreceğiz. Tatlısı, sen yarınki açılışa Serra'yı davet ettin değil mi? Biricik şimdi bak böyle bıdı bıdı falan gelme hiç beni ya, tamam mı? Hiç gerek yok. Ettin mi etmedin mi söyle. Etmedin. Oğlum niye etmiyorsun ya? Ben sana ne dedim Burak? Ya tamam yükseltme sesini. Bugün halledeceğim. Parti yarın. Yarın ve sen kızı davet etme işini bugüne bıraktın öyle mi? Aferin sana. Tebrik ederim seni. Sağ ol. Selam. Selam. Tebrik ederim. Tamam yeter.
Selam millet. Selam. Ne haber? İyi. Biricik. Çıkışta direkt gidiyoruz değil mi? Ha, evet evet. Aynen. Biz şimdi size nereye gidiyorsunuz diye mi soralım, yoksa kimin kuyusu için temel atma törenini hazırlıyorsunuz diye mi soralım? Var. Yalnız bayağı komiksin. Bayağı yapmayacaksın. biz ona yarınki açılış partisinin hazırlıkları diyelim. Ya bu Kaan yeni mekan açıyor ya, işte onun açılışı. Ha, ha iyi. Öncesinde bir yemek yeriz. Öyle gideriz, olur değil mi? Olur, olur değil mi sen? Olur olur, bana fark etmez. Uyarım ben size. Be, bir zamanda yoktu ortada. Nereden çıktı şimdi? Ne habersiniz millet? Aa, sen görünmüyordun kaç gündür. Gözler beni aradı tabii. Çok. Özledin mi beni? Çok. Ya ben daha çok. Bu kez bana resmen kur yapıyor. Aman geri zekalı, bırak yüzüne. Tembel. Bu yüzden oldu. Mor parfümü sen mi aldın Biricik? Hiçbir yerde bulamıyorum. Ya. Yine başlamadın değil mi? Lütfen hayır de. Neye? Yiyip kusmaya tabii ki. Ya anne. Sessiz olsana, baban duyacak. Duymaz. Sen bana söz verdin, kimse bilmeyecek dedin. Ben verdiğim sözü biliyorum Biricik. Asıl sen cevap ver. Başladın mı, başlamadın mı? Başlamadım. Ben de verdiğim sözü biliyorum ve tutuyorum. Bitti artık öyle şeyler, yapmıyorum, yok. Bitti. Aa, iyi yemek yemeyeyim o zaman ya. Ayrıca o mor portföy, bunun asla olmaz. Yani öyle şeyler düşünme sakın. Saçmalık. Bebeğim, savaş şeriflerine ayrılmamış. Bakıyorum güne atar umudunla başlamışsın. Sen de her zamanki gibi jöle kıvamındasın. Üf! Serra işini ne yaptın? Akşamki partiye gelmek nerede bildin mi? Yani Serra'nın aklını başından alacak bir jest yaptım. Ben o işi olmuş sayıyorum. Olmuş gibi saymak yetmez Burak. Oldurt, anladın mı? Böyle ergen veletler gibi davranırsan, kız elinden kaçırırsa söyleyeyim. Allah Allah, ne oluyor şimdi sabah sabah ya? Anormal safsın diyorum Burak. Neyini anlamıyorsun? Sen şimdi benim ne saflığımı gördün de durup dururken böyle ahkam kesiyorsun Biricik. Tatlısı, sen böyle oturduğun yerde gerçekten Serra'yı tavlayacağını mı düşünüyorsun? Tatlısı, kız nasıl tavlanır bırak onu da ben bileyim ha. Her konu hakkında bir fikrim var, bir yorumum var, bir dur ya. Ben sana daha açık konuşayım. Selim Serra'dan hoşlanıyor. Bence. Saçmalama. Sen bana güven. Hislerim beni yanıltmaz. Ama öyle Selim'in kızı beğendiğinden falan değil yani. O varoş kedisi hiç Selimlik değil çünkü, biliyorum. Biricik, yorum yapmayı bırak, sadede gel. Niyetim seni üzmek değil. Sadece uyarmak. Bence Selim'in amacı skor tabelasına yeni bir çentik atma çabası. Biliyorsun onu, tanıyorsun. Her şey onun olsun ister. Herkes ona ait olsun ister. Ben söyledim Selim'e. Dedim Serra'yı beğendiğimden bahsettim, sanki tutuluyorum dedim. Bana rağmen yapmaz benim kardeşim öyle bir şey. Tamam, tamam. Hello. Hello. Akşam yemeğe nereye gidiyoruz, karar verdik mi? Ay sizin de sohbetinize doyum olmuyor ya. Üf. Hello millet. Ay iyi ki geldiniz Zeynep. Çünkü bu ikisinin de ağzını bıçak açmıyor yani. Konuşmuyorlar hiç. Bilin bakalım gelirken kimleri gördüm. Kimleri gördün? Serra ve Selim. Ne olmuş gördüysen? Aşırı samimi bir şekilde sohbet ede yürüyorlardı desem. İster misin şimdi bu Selim gitsin Serra'ya aşık olsun yani. Kan gövdeyi götürür. Yani bilemiyoruz tabii. Erkek sonuçta.
Her çiçekten bal almaya bayılırlar. Benim öğrenci işlerine gitmem lazım. Biraz işim var. Kardeşim. Nesi var bizimkinin? Ay vallahi bana hiçbir şey sorma. Ben bilmiyorum. Sabahtan beri ikisini de konuşturmak için yapmadığım cambaz kalmadı çünkü. Biricik, ne oldu sen bilirsin. Bilmiyorum. Öğrenci işlerinde halletmesi gereken bir iş varmış yani. Kalkarken öyle söyledim sen. Ben merak ettim. Gidip bir bakayım en iyisi. Bekle bekle, ben de geleyim. Sıkıldım zaten. Kaçtım ben kıza. Kalk kalk kalk. Hadi kaçırmayız bunu. Kalk. Bitirdin mi ödevini sen Serra? Bitirdim de çok zorlandım. Oo, sen zorlandıysan kendimi düşünemiyorum ben. İyi bari gidelim de kütüphaneyi bitirelim şu ödevi. Bir saniye bekle, ben hemen geliyorum. Serra. Sakın bir daha evime bir şey göndereyim deme. Senin evine ben çiçek gönderdim. Neden böyle abarttın anlamadım. Evet, yani bunu da gönderdim. Çünkü akşamki partide giyersin diye düşündüm ben. Ha, sen partiye geleceğime emindin, ne giyeceğime de karar verdin yani. Hayır canım, tabii ki öyle bir şey yok. Yani ben yürüyordum, vitrinde gördüm, sana çok yakışacağını düşündüm. Düşünme, düşünme, lütfen beni düşünme. Mümkünse aklından bile geçirme. Serra, alt tarafı bir çiçek, bir de elbise. Şu an niye bu kadar tepki verdin, ben anlamadım. Ya istemiyorum. Seni etrafımda görmek istemiyorum. Uzaktan bile görmek istemiyorum seni. Bu kız da herkese mavi boncuk dağıtıyor arkadaş ya. Yani bu bizim gördüğümüz kısmı. Kim bilir kimler vardır bu mavi boncuktan faydalanan. Saçmalamayın. Kızı tanımıyorsunuz bile. Serra. Bak, iki saattir seni alttan alıyorum, eziyorsun, gürlüyorsun. Sesimi çıkartmıyorum ama haddini bil. İyi de Zeynep, sen az önce Serra'yı bahçede... Burak Serra'dan hoşlanıyor. Nasıl ya? Sen ciddi misin bayağı? Anlamadım bir şey. Ben Burak'ı daha önce hiç böyle görmemiştim. Öyle söyleyeyim. O mahallendeki serserilere davrandığın gibi davranamazsın bana. Aa. İtinayla saklamaya çalıştığımız o iğrenç yüzümüz ortaya çıkmaya başladı bakıyorum. Yok, bunlar basbayağı kavga ediyor. Hiç öyle aralarında aşk meşk durumu varmış gibi durmuyor şu an. Bence kızın ilişki yaşama şekli bu. Kaostan besleniyor. Ya sen kıt mısın? Ben seni görmek istemiyorum. Etrafımda olmanı istemiyorum. Hayatımın bir parçası olmanı istemiyorum. Serra. Doğru konuş. Bırak oğlum. Bas tokatı. Serra, ne yapıyorsun? Bırak. Bırak. Bırak, bırak, bırak. Selim, bırak kolumu. Bırak. Ne yaptın kıza tokat attıracak kadar? Sen kapa çeneni. Tamam. Selim, kolumu bırak. Ah Burak. Ya şu uğursuz kız yüzünden yaşadığımız şeye bak. Bu çocuk bunu hak etti mi şimdi? Koş, belki yetişirsin. Koş.